Türk Eğitim Sen Antalya 2 No'lu Şube Başkanı Burhan Ulu, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından andımızın okullarda okutulmaması kararına tepki gösterdi. Andımızın okutulmasının kaldırılması üzerine Türk Eğitim Sen'in açmış olduğu dava sonucunda 2018 yılında bakanlığın yönetmelik değişikliğini iptal ettiğini hatırlatan Ulu, bunun üzerine bakanlığın temyiz yoluna gittiğini ve Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararı bozduğunu anımsattı. Türkiye'de şu anda tartışılmakta olan andımız konusunda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Andımızın okutulmasının kaldırılması üzerine Türk Eğitim Sen'in açmış olduğu dava sonucunda 2018 yılında bakanlığın yönetmelik değişikliği iptal edilmiştir. Bunun üzerine bakanlık temyiz yoluna gitmiş ve Danıştay 8. Dairesi bu kararı bozmuştur. Türk Eğitim Sen olarak hukuk mücadelemiz devam etmektedir ve devam edecektir. Değerli basın mensupları, buraya nerelerden gelindi bir göz atmak gerekir. Geçmişi bir hatırlayalım. Açılım sürecinde andımızdaki bazı söz ve ifadelerin farklı anlamlar taşıdığı gerekçe gösterilerek bakanlık tarafından andımız kaldırılmıştır. Bunun üzerine Türk Eğitim Sen hukuki mücadelesine başlamıştır. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'de milli kelimesiyle başlayan iki bakanlıktan birisi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Bakanlığın davayı temiz sürecinde savunmasındaki iki bölüme özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Andımız papağan gibi tekrarlanıyordu. Çağ dışı ve faşizmin uygulamasıydı. Bir başkası ise Türkler zaten kendi çağdaş unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Ayrıca andımızda ırkçılık unsurlarına da olduğu söylenmiştir. Bu sözleri söyleyenler Türk tarihini ya bilmiyorlar ya da iyi niyetten yoksun demektir. Çünkü dünya tarihine baktığımız zaman millet bilincine en erken ulaşan ve bugüne kadar gelen ender milletten birisi Türk milletidir. Eğer böyle olmasaydı, Türkler çok değişik coğrafyalarda cereyan eden tarihleri sürecinde 16 devlet kuramazlardı. Türk milletinin ne dini inançlarında ne de milli kültüründe ırkçılık yoktu. Eğer Türklerde ırkçılık düşüncesi olsaydı zaten 3 kıtaya hükmedemezdi. Ulu, andımızda ifade bulan, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, kavramları kimleri rahatsız ediyor acaba? Bugün okullarımızda değerler eğitimi verilirken, sahip olduğumuz yüce değerlerden acaba kimler rahatsız? Türk Eğitim Sen olarak her zaman Türklüğümüz ile ve Atatürk ile gurur duyduk ifadelerini kullandı. Andımızda ifade bulunan, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım kavramları kimleri rahatsız ediyor acaba? Bugün okullarımızda değerler eğitimi verilirken, sahip olduğumuz yüce değerlerden acaba kimler rahatsızdır? Türk Eğitim Sen olarak her zaman Türklüğümüz ile ve Atatürk ile gurur duyduk, duymaya da sonsuza kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin inançlarımıza, değerlerimize ve Atatürk'e dil uzatmasına müsaade etmeyeceğiz.